Bu kripto para nedir? Hodl kardeş, hodl. Arkada 10 binlerce programcı var. Harıl harıl program yazıyorlar, yetiştiriyorlar böyle masaya. Peki onun sınırını kim koyuyor? Satoshi koymuş. Ben mesela istesem açabilir miyim orada bir tane? Tabii hemen. Şu anda indir bilgisayarına. Bir kere orada bir Satoshi'nin 1 milyon şeysi var. Bitcoin'i var. Biz bu Satoshi'nin kim olduğunu hala bilmiyoruz değil mi? Biz biliyoruz da herkese söylemiyoruz. Hocam yayından sonra bize söylersiniz. Ya, bilemiyorum artık, bir anlaşma yaparız. Kaç tane böyle borsa var? Ben ne bileyim yani, lüks arabalar, mankenlerle falan pazarlama yapıyorsa uzayacaksın. Hocam peki çok tehlikeli değil mi? Ya bu Bitcoin dünyaya şöyle bir faydası vardır diyor musunuz? Şimdi sen diyorsun ki hırsızlık olduğu için hiç para kullanmayalım. Bize anlat çağdaş, nerede mayınlar var? Kimlerin elinde çok varsa onlar sonuçta kontrol edebiliyorlar. Ya çok kontrol edemiyorlar. Hocam biz de yatıralım o zaman paralarımızı. Yatırım tavsiyesi değildir. Ha, bunları söyleyeyim yani. Kripto parası olanların parası bir anda uçabilir. Peynir aşağıda git mesela, çok güzel peynir getirmiş. Ben tanıyorum adamları. Kripto para, kara para aklama aracı mı? Çamur atmak istediğin zaman bunları söylüyorsun. Al dolar, yani şu para çok önemli. Onun gibi yani. Doları ver, Bitcoin'i al. Evet, yeni bölümümüzde kripto parayı konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Cemil Şinasi Türün. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Biz şimdi çok temelden başlayacağız. Bu kripto para nedir? Kripto para 2009 yılında ortaya çıkmış yeni bir icat, bir inovasyon ve 2009 yılından önce olmayan bir şey. Birincisi bu. İkincisi bunun kendine özgü bir teknolojisi var. Üçüncüsü internetle çalışıyor. Yani internetsiz olmuyor. Nereden çıktı peki? Böyle bir ihtiyaç mı vardı? Böyle bir ihtiyaç vardı. Çünkü internetin kendi üzerindeki yaratımların, kültürel yaratımların, eserlerin çok hızlı kopyalanması olayı vardı. Yani çok hızlı şekilde milyonlarcası kopyalanıp dağıtılabiliyordu. Ve bunların bedeli ödenmiyordu. Bunların bedelinin ödenebilmesi için internetin kendine özgü bir parasının olması gerekiyordu. Hatta ben bu konuda doktora yapmaya kalkıştım yani 93 gibi bir yılda. Ve bu problem çözülemedi. Ertelendi. En sonunda 2009'da işte birisi çözmüş bu problemi. Satoshi Nakamoto Takma ismi olan birisi çözmüş ve insanlığa armağan etmiş. Telif sorunu mu dediniz? Öncelikle telif sorunu, evet. Öncelikle telif sorunu. Eserlerdeki telif sorunu. Eserlerdeki telif sorunu ama küçük bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Bayağı bu dünya ekonomisinin yarısını falan konuşuyoruz. Yani şu anda o telif sorunu diye andığımız şey aslında dünyadaki ürünlerin hemen hemen çoğu online satıldığı için artık sadece teliften çıkmış durumda. Fiziki ürünlerin de satışıyla alakalı bir konu oldu. Bu şu ana kadar merkezi bir dijital olmayan, merkezi bir parayla çözülmeye çalışılıyordu. Merkez bankalarının parası çözülmeye çalışılıyordu. 300 yıldır zaten o parayı kullanıyorduk. Ama o 300 yıldır kullandığımız para internete uymuyordu. İnternette delik yaratıyordu. Yani internette bu alışverişlerin, özellikle fikirsel, yazılımsal alışverişlerin karşılığının ödenmesine mümkün kılmıyordu. Hocam ama şu nasıl oluyor? Şimdi diyelim ki Bitcoin şu anda aslında para kazanmak için kullanılan bir yöntem. Benim bildiğim en azından öyle. Benim bütün çevrem öyle kullanıyor. Para kazanmak için demeyelim de elindeki para eriyor. Eriyen paradan erimeyen paraya geçmeye çalışıyorlar. Yani, dolar gibi kullanmıyorlar mı aslında? Yani para yatırıyorlar. Ondan sonra o değeri artıyorsa oradaki Bitcoin'lerden bir tanesini oradan geri para kazanıyor, geri satıyorlar. O işe bir tarafından bakarsanız dediğiniz gibi, yani eğer bardağın hani bir kısmı boş diye bakarsanız o dediğiniz gibi, ama öbür tarafından bakarsanız eriyen dolar. Yani siz dolar diye bir para var, eriyor bu, değerini kaybediyor. Kaybetsin istemiyorsunuz, ne yapacaksınız? O zaman Bitcoin alıyorsunuz. Yani benim akrabalarım, tanıdıklarım böyle yapıyor. Bakıyorlar ki dolar, TL zaten eriyor. Yani TL dolara göre zaten mum, yani şöyle diyeyim, buz gibi eriyor. Hemen vit ısıyı gördü müydü eriyor, tamam mı? Dolar mum gibi eriyor. Biraz daha yavaş eriyor. Bu sert kalıyor. O yüzden oraya geçiyorum. Şunu merak ediyorum aslında. Diyelim ki başta telif için kullanılmış ya. Bu ilk kuruluş amacı telif problemini çözmek için. İlk kullanım amacı o değil aslında. Yani telif amacını çözeceğiz diye çıkmıyor şey. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto'nun çıkış amacı dünyadaki para sistemlerinde. Yani Merkez Bankası diye bir şey var ya. Fed, Amerika'nın Merkez Bankası. Özel bir kuruluştur bu arada. Fed hesapsız ve bize bilgi vermeden, şeffaf olmayan bir şekilde çok fazla dolar basıyor. Şu anda iyicene abartmış durumda. Ama o zaman yani
Yani bunu Satoshi yaptığında 2008 krizi olmuştu. 2008 krizinde de çok fazla para bastı Fed. Ona bir tepki olarak yaptığını söylüyor Satoshi Nakamoto. Dolayısıyla onun çıkış gerekçesi, yani Bitcoin'in çıkarış gerekçesi farklı. Ama siz kripto paralar diye sorduğunuz için ben kripto paraların genel olarak neden tarihin bu dönemecinde ortaya çıktığı sorusuna cevapladım. Sadece Bitcoin'in çıkışını cevaplamadım. Arasındaki fark nedir hocam? Arasındaki fark şu. Kripto paraların tamamı blok zinciri üzerinde çalışıyor ve hepsinin arkasında bir altyapı çalışıyor. Aynı altyapı çalışıyor. Blok zinciri diye. Bitcoin blok zincirinin ilk örneği. Güzel örneği de değil. Bir sürü kusuru var. Dolayısıyla Bitcoin'in örneğin para biriktirmek ya da sizin demin anlattığınız anlamda dolardan kaçıp dolarımın erimesine karşı korumak dışında şu anda çok fazla vasfı yok. Yani diyelim bakkalda geçmiyor, süpermarkette geçmiyor. Ama süpermarkette de geçecek. Hatta bizim işte Türkiye'deki ticari hayatta çok kullanılan vadeli çekler diye bir mekanizma var. Orada da kredi fonksiyonu var veya bankalara gidip mesela kredi çekiyorsunuz değil mi? Şimdi bu Bitcoin'de kredi fonksiyonu yok. Yani o zaman şu gözüküyor. Demek ki bir gün bir kripto para çıkacak, kredi fonksiyonu da olacak bunun. Niye? Çünkü ihtiyaç var ekonomide. Bugün ekonominin %90'ı krediyle dönüyor. Dolayısıyla Bitcoin o %10'luk sadece nakitle alışveriş yaptığımız kısmıyla ilgili diyeceksiniz ama oyunla bile ilgili değil. Çünkü o sokakta geçmiyor. Dolayısıyla Bitcoin aslında çok küçük bir ihtiyacı karşılıyor. O da paranın eriyen dolara karşı korunması. Yani bir store of value diyoruz. Yani değerin korunması. Dolar niye eriyen de kripto para eriyen değil? Değil. Çünkü doları sınırsız basıyorlar, hesapsız basıyorlar. Yani çok fazla miktarda basıyorlar, ihtiyaç üstünde miktarda basıyorlar. Son 10 yıldan bahsediyoruz, 20 yıldan bahsediyoruz. Son 20 yılda basılan dolar, ondan önceki 200 yılda basılanın 4-5 katı. Yani hatta şu anda 7 trilyon oldu. 2008'den önce basılan toplam 900 milyar dolar vardı. Yani 7 katından fazlası son 20 yılda basılmış. Dolayısıyla burada miktarı artarak giden bir Merkez Bankası parası var bir tarafta dolar diye. Öteki tarafta 21 milyon adet olacağı söylenmiş, sınırlandırılmış. Ve bunu programın içine yazılmış, software yazılmış bir sınırlı kripto para var. Şimdi kripto paraların bir özelliği daha var. Onu siz sormadan ben söyleyeyim. Her kripto paranın bir numarası var ve takip edilebiliyor. Halbuki bizim cebimizdeki kağıt paralarda bir numara var ama takip etmiyoruz. O numara hiçbir şey yaramıyor. Var bir tekil bir numara var üstünde. Ama kimse bakmıyor bile ona. Halbuki burada her kullandığımız kripto paranın tekil, yani birbirinden farklı, İngilizcesi unique, öyle bir numarası var. O numaradan ben onu tamamın hayatı boyunca takip edebiliyorum o parayı. Takip edince ne oluyor? Takip edince şu oluyor. Biz eser yaratıyoruz ya, mesela şarkı, türkü falan. Şimdi bunları biz daha önce milyonlarcasını kopyaladık, internete koyduk ya. Kaç tanesi nereye gitti takip edemiyorsun. Çünkü şarkıların her biri milyon tane kopyalanıyor, aynı kaynaktan çıkıyor, dağılıyor. Milyon kişi dinliyor değil mi? Şimdi bunların karşılığının ödenmesi için internetin üzerinde bunların arkasından bunları takip edebilecek bir para yapman lazım. Anlatabildim mi mantığını? O zaman bu normal para girmiyor internete. Üstelik girse de takip edebilecek sayı yok üstünde. O zaman işe yaramıyor. İşte ben bunu gözlemlemiştim mesela 93 yılında doktora tezine kalkıştığım zaman bunu gözlemlemiştim. Şimdi bakıyorum, bu dijital olarak sayısı belli, unik, tekil bir numarası var. Üstelik o esere yapıştırılabiliyor. Yani ben bir şarkı yarattım, onun üstüne bu sayıyı yapıştırabiliyorum. Bundan sonra sen kullanırsan kayıtta duruyor. Bunu işte Onur dinledi, bunu işte Çağdaş dinledi, bunu Ayşe dinledi, bunu Fatma dinledi diye görebiliyoruz. İşte bu işe yarıyor. Dolayısıyla o zaman hesaba girmiş oluyor. Ama şu anda bu şekilde kullanılmıyor galiba. Hayır, bu şekilde kullanılmıyor. Bu şekilde kullanılmaya doğru gidiyor ama. Yani bu NFT diye son zamanlarda çok duydunuz. NFT. Evet. NFT tam tamına bunu yapmak için. Yani bu takibi yapmak için. Ama NFT yeni icat değil. Birinci günden beri kripto paraların özelliğiydi bu. Zaten insanlar o kısmını yeni anladılar. Bir de tabii araç gereç yeni geliştiriliyor. Yani bunların hepsi birinci günde yazılmıyor. Şöyle düşün, arkada 10 binlerce programcı var. Harıl harıl program yazıyorlar, yetiştiriyorlar böyle masaya. Geldikçe bak buna da yarıyormuş falan diyor insanlar. Aslında teorik olarak biliyorduk buna yarayacağını. Bu kripto paralarla ilgili siz az önce dediniz ki işte sınırlandırılmış üretimi. Hı hı. Ama işte kripto para madenciliği diye bir şey var. Hı hı. Ve işte gerekli bilgisayarları alırsanız siz de bu üretime başlayabiliyorsunuz. Tabii ama o sınırlıdan alıyorsun. Siz oraya girince sınırsızlaşmıyor yani. Peki onun sınırını kim koyuyor? Satoshi koymuş. İlk makalesini yazdığı, programı yazdığı zaman. Excel gibi bir program bu aslında. Hı hı. Onu anlıyorsunuz değil mi? Excel gibi bir program yazıyor adamın biri. Bir tane de manual çıkartıyor. O 9 sayfalık. Dolayısıyla biz o programı kullanıyoruz. Madenci dediğiniz o Excel'i kullanıyor.
Peki yeri gelince şöyle olmayacak mı ya, bu 21 milyon dediniz galiba, bu yetmiyor artık falan gibi bir noktaya gelmeyecek mi? Yetmiyor diye bir şey yok. Aşağısına doğru, yani bir Bitcoin'in 100 milyon tane kuruşu var altına doğru. Dolayısıyla 100 milyonda biri de bir Satoshi, onun adı, kuruşun adı Satoshi. Bir Satoshi 1 lira oldu diyelim, o zaman yetiyor olacak. Şu anda 180 Satoshi 1 lira. Dolayısıyla kuruşa vurursak yani 180 kuruş 1 lira gibi. Şu anda 21 milyonun ne kadarı dolmuş durumda? 21 milyonun 18 milyon 780 bin. Ha, sınıra gelmiş hocam artık. Yok, bundan sonra çok azalarak gidiyor. Yani bu böyle artışı azalarak giden bir şey. Ben mesela istesem açabilir miyim orada bir tane? Tabii hemen. Şu anda indir bilgisayarına. Bitcoin Core dedi, o Excel dediğim şeyi. Bitcoin Core'u indir makinana. İşte 280 GB mı? Ne öyle bir şey? Sıkı bir makine lazım. Kur makinanda, ol madenci. Madenci tutan oluyorum. Yok seni. Kimse tutmuyor. Yani kimse bunu, tutmuyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok birilerini engellemek gibi. Herkes açabilir o zaman. Herkes açabilir. Ama merkezi yok diyorsunuz. Merkezi şimdi... yok, sen de açıyorsun burada. Ama dediniz ki işte bunu yapan arkada yüzlerce programcı var. Hayır, bunu yapan değil. Bitcoin yapmıyor. Bitcoin yapılmış, konmuş, bitmiş artık. Bitcoin üzerine bir daha program yazan yok. Ama başka yenileri geliyor arkadan. Hani aynı teknoloji kullanan, blok zincir dediğimiz teknoloji kullanan Ethereum var mesela ikinci sırada. Ethereum'un üzerinde çalışan bir sürü token var. Bu arada token'la coin'i anlatayım. Token dediğimiz şey o blok zincir üzerinde çalışan programlara diyoruz token diye. Bu NFT'ler token. Yani Ethereum'un üzerinde çalışan başkasının yazdığı program. Bir de coin diye bir şey var. O kendi blok zincirini kullanıyor. Mesela Bitcoin coin. Ethereum'un da coin'i var. Adı Ether. Bunun gibi. Yani bir coin'ler var, bir token'lar var. Dolayısıyla o token geliştirmesi devamlı. Her zaman yazılıyor. Yani şu anda yazılarak devam eden dediğim şey o blok zincir çalışmaları. Peki bu Bitcoin'e yeni bir şey yapılmıyor yani. Merkezi yok konusuyla ilgili ben şöyle bir şey gördüm. Örneğin kripto paraların %97'si %4'lük bir kesimin elinde gibi. O zaman bir merkezi olmuş olmuyor mu bunun? Hayır, merkezliğinden değil o. O erkenden satın almış olan bir sürü insan var. Mesela çok ucuzken almış veya daha ucuzken toplamışlar. Ama gene de şu anki dağılımı Bitcoin için çok şahane değil. Bitcoin'in dağılımı dediğiniz gibi. Ama şöyle bir engel yok yani. O diğer çok yüksek miktarı elinde bulunduran kişiler satıyor olsaydı o zaman sorun olurdu. Bir kere orada bir Satoshi'nin 1 milyon şeysi var. Bitcoin'i var. Hiçbir zaman satmıyor. Satmayacağını da tahmin ediyorum. Biz bu Satoshi'nin kim olduğunu hala bilmiyoruz değil mi? Biz biliyoruz da herkese söylemiyoruz. Hocam yayından sonra bize söylersiniz. Bilemiyorum artık. Bir anlaşma yaparız. Ben şeyi merak ediyorum. Ben bir tane madenci oldum. Madenci oldum. Ne satıyorum orada? Hiçbir şey satmıyorsun. Bir hesaplama yapıyorsun. Havaya bir hesap yapılıyor. Bir sürü sıfır buluyorsun böyle. Her 10 dakikada bir 19 tane sıfırı bulursan el kaldırıyorsun. Ben buldum arkadaşlar diyorsun. Ne buluyorum hocam? İşte bir tane sayı buluyorsun. Yani hash denilen bir şey hesaplattırıyoruz matematiksel. O hash'i normalde random bir sayı. Yani VZ, 3, 5, 30, VK falan diye böyle uzun bir şey. Ama senden özel bir sayıyı bulun. Yani sadece sıfırlar olmasını istiyoruz başında. 19 tane hem de. Sen böyle çalışıyorsun, olmadı bir daha, olmadı bir daha, olmadı. Trilyon defa deniyorsun makinanda. 10 dakika içinde ama. 10 dakika içinde bulursan o sıfırları, ben buldum arkadaşlar diyorsun. İspat ediyorsun bulduğunu. O zaman sana veriyorlar 6.25 o 10 dakikanın ödülünü. 6.25 Bitcoin'i. Peki sen bulduğunu nasıl ispat ediyorsun? Bulduğun zaman ispat edeceğin yöntem kurulu zaten sistemin içinde. Herkes anlıyor yani senin bulduğunu, ispatını kabul ediyor. Dolayısıyla burada çalışmanın ispatı diye bir metod var. Buna deniyor işte. Sıfırları şunu, buldum. Şunu merak ediyorum aslında. Diyelim ki bana para yatıracaklar ben madenci olunca değil mi? Yok, kimse sana para yatırmıyor. Sen kendi kendine kazanıyorsun. Sen madencisin, dağa gittin, kazıyorsun, altın çıkarıyorsun. Bir şey buluyorum orada. Aynen öyle. Kimse sana git de altın bul demiyor. Sen canın istiyor, alıyorsun ekipmanını, dağa çıkıyorsun, kazmaya başlıyorsun, altın bulmaya çalışıyorsun. Altın bulma çalışması sıfır bulmayla aynı. Para yatıranlar kime yatırıyor? Örneğin sürekli farklı isimde bitcoinlere yatırıyorlar. Ama onlar madencilerden mesela almıyor. Şimdi bir de orada borsa diye bir şey var. Şimdi bu anlattığınız madenciler tamamen bağımsız bireyler veya şirketler diyelim. Ama bir de bunların üzerinde bunların çıkardığı bitcoinleri satan borsalar var. Değiş tokuş yapılan bir çeşit döviz büroları var yani üstünde, tamam mı? O döviz bürolarına sen götürüyorsun madenci olarak bitcoin'i, oradan satıyorsun. Ben de madenci değilim. Geliyorum oradan alıyorum ama senin sattığın bitcoin'i alıyorum ama seni tanımıyorum. Dolayısıyla ben o aracı kurumu tanıyorum. İşte Paribu gibi, BTC Türk gibi aracı kurumlar Todex var. Todex gibi mi? Todex gibi.
TODEX bitti tabii. Aha. TODEX aracı kurumda olmadığını anladık. Yani tiyatro dönüyormuş. Hocam orada bir peki balon yok mu? Ne olacak böyle? Balon denmiyor ona. Ona üçkağıtçılık deniyor. Şimdi balon başka bir şey. Üçkağıtçılık başka bir şey, tamam mı? Üçkağıtçılık şu demek. Önden sen satıyormuş gibi yapıyorsun. Yani insanlara Bitcoin aldım, sattım falan filan. Arkada belki bir Excel tutuyorsun. Aldığın parayı götürüyorsun. Mesela pamuk şeker alıyorsun veya pudra şeker alıyorsun. Neyse yani. Bir arkada başka şekerler alıyorsun. Önde millet Bitcoin sattığını zannediyor. Böyle bir düzen o. Kaç tane böyle borsa var? Ben ne bileyim. Yani bunları dışarıdan bakarak anlayamıyorsun ki. Ama içine girsem anlarım tabii yani. Böyle lüks arabalar, mankenlerle falan pazarlama yapıyorsa uzayacaksın. Şimdi diyeceksin ki vatandaş nasıl anlayacak bu farkı? Tabii vatandaş anlayamaz ama mesela kural koyucu gelir, devlet veya ne bileyim SPK, kimse yani bu kurum. Der ki ben bunları regüle ediyorum. İçinde Porsche olan, manken olanları eliyorum. Tamam mı? Şunlara lisans veriyorum. Lise mezunuymuş adam, geç. Üniversite mezunu lazım, şu lazım, bu lazım. Bir kurallar koyacak değil mi? O zaman o kuralları koyduğunda hani TSE damgası basar gibi denetleyecek. Hani et kesim yerlerini denetlemiyor mu devlet? Vatandaş ne bilsin mesela böyle zehirli eti alıp yer, yani işte bozuk eti alıp yer. Burada da aynı durum söz konusu. Yani zehirli eti veya bozuk yemeği devlet nasıl denetliyorsa bozuk işletmeyi de öyle denetleyecek. Peki bu kripto paranın özelliği merkezsiz olması vesaire, işte herkese açık olması değil miydi? Devlet denetlerse bu özelliği ortadan kalkmaz mı? Devletin denetlediği kripto paralar değil. Bu döviz büroları. Yani şimdi döviz bürosu bir işletme, tamam mı? İçinde mesela dolar euro satıyor. Devlet gelip dolar euroyu mu inceliyor? Hayır. Bunlara lisans veriyor. Her satılan doları incelemiyor değil mi? Burada da aynı o şekilde. Ofis kuruyorsunuz. Exchange, işte borsa neyse adı. Paribu gibi, işte BTC Türk gibi. Sizi denetliyor. Ama sizin sattığınız Bitcoin zaten bağımsız olarak oluşturulmuş. Madenciler tarafından oluşturulmuş Bitcoin'ler. Onlar zaten kendi kendine denetleniyor. Onu devletin denetlemesi mümkün değil zaten. Devletin kapatması da mümkün değil. Bir de onu sorabilirsin mesela. Devlet kapatabilirim. Hayır, interneti kapaman lazım Bitcoin'i kapaman için. Şu an herhangi bir şekilde denetleyen bir devlet var mı? Nereyi? Bu sizin bahsettiğiniz borsaları gibi. Borsaları. Evet, evet. Borsaların denetlendiği ülkeler var. Ancak borsaların denetlenmesi her ülkenin kendi kültürüne ait bir özellik. Yani herkes ayrı ayrı yapacak bunu. Yani birbirlerine bakarak çok fazla. Şu anda yasaklıyorlar galiba. Neyi? Ya örneğin Bitcoin'i. Kim yasaklıyor? Çin diyelim ki yasakladığı zaman. Madenciliğini yasaklamaya. Yani siz şimdi orada madenciliğini de yasaklamıyor. Özür dilerim. Düzeltiyorum. Madenciliğin çoğu Çin'de yapılıyor zaten. Orada yasaklanan alım satım yapılan borsaların çalışması. Fakat bu hiçbir şey demek değil. Çünkü en büyük Çinli borsalar zaten, en büyük borsalar Çinli zaten. Onlar da ana kıta Çin'de değil de dışarıda çalışıyorlar. İşte Hong Kong'da, ne bileyim, Malta'da falan filan, tamam mı? Çinli insanlar oraya erişemiyor mu? Erişebiliyor. Yani dolayısıyla bu yasakların internette hiçbir anlamı yok yani. VPN'le açabiliyorsunuz. Tabii yani zaten. Siz normalde nasıl film izleyebiliyorsanız VPN'le veya işte chat yapabiliyorsanız başka bir insanla, burada da aynı şey. Yani siz dijital olarak o devletin koyduğu sınırları aşabiliyorsanız Bitcoin'inizi de aşırıyorsunuz aşağıya tarafa. Hocam peki çok tehlikeli değil mi? Yani her an paranız böyle Bitcoin, işte güvenilir diye yatırım yapıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz TODEX diye bir şey yok. Ortada adam 2 milyar evet. dolar denen bir rakamla almış gitmiş. 2 milyar değil, 105 milyon dolar. Hesapladık onu. Yani. O ilk başta hatalı çıktı o rakam galiba. Ama çok yanlışlar. Böyle atarak yani, ondan sonra da silmediler. Hesapladı arkadaşlarımız. Oturdular bir hafta, uğraştılar. Tek tek ayıkladılar oradaki şeyleri. Çünkü her şey şeffaf burada. Yani bu banka değil. Yani burası banka olsa çıkamazsın işin içinden. Çünkü niye? Orada da her şeyin hareketleri belli. Hayır, bankalar şeffaf değil. Bak, geçmişte siz gençsiniz, hatırlamazsınız. Bizim ülkemizde öyle ada banklar, bilmem ne banklar, bir takım bankalar böyle fasat yapmışlar. Önde başka bir database. Aynı bu TODEX gibi. Arkada başka database. Orada tiyatro dönüyor. Anladın mı? Yani bunu bankada yapabiliyorsun. Orada da yasak tabii. Burada da yasak olması lazım. Ama olmuyor değil. Yani bankalarda da oluyor. Ama bankadan farklı olarak burada hiçbir zaman kredi şeysi yok. Verme diye bir şey yok. Yani sen oraya koyduğun parayı orada tutmak zorundalar. Onu alıp satamaz. İnsanlar aralarında alıp satar ama senin koyduğun borsa onu alıp işletemez. Onu alıp başka bir işte kullanamaz veya işte kaldıraçlı bir işlemde kullan. Yasak bunlar. Yani yasak derken yapılmaması gerekir. Ama bu TODEX'i yapmıştır belki. Tamam, 105 milyon dolar evet. değil mi hesaplanan? Bu adam aldı gitti. Yani bu kadar tehlikeli bir şey mi? Her an yani bu Bitcoin ya da kripto parası olanların parası bir anda uçabilir mi? Hayır. Eğer düzenlenen bir borsaysa imkansız uçamaz. Çünkü düzenleme şu demek zaten. Sen borsaya diyorsun ki her akşam hesaplarını göster, vatandaş hesaplarını göster. Tutuyor mu bakayım. Bu kadar.
Bizim peki Merkez Bankası'nın en son yaptığı böyle bir düzenleme mi yoksa bir yasaklama mı? Merkez Bankası'nın yaptığı yasaklama, düzenleme değil ve özel bir yasaklama. Sadece bir grup şirket için. Bizi ilgilendirmiyor. Kim için? Kendi lisans verdiği ödeme kuruluşları var. Bunu vatandaş bilmeyebilir. Mesela böyle özel bir kanunla çıkmış. Elektronik para kanunu diye. 3 tane değişik lisans tipi var orada. 3 tane lisans tipinden lisans verilmiş. Diyelim 35 tane şirket var. Sadece 35 şirkete yasak. O da ne yasak? Bu kripto paralar üzerinden iş modeli kurmaları veya alım satımda kendi kartlarını, kendi aracılıklarını kullandırmaları. Yani o lisansı kullanarak kripto para alım satmaları yasak, yasaklandı. Bu da anlaşılabilir bir şey. Çünkü oralarda çok büyük bir gedik vardı. Yani siz mesela burada eğer regüle edecekseniz kripto borsaları, orayı da regüle etmeniz lazım ona bağlantılı olarak. Dolayısıyla orayı bir keselim dediler. Yani şöyle bir ayıralım. Daha kolay, anlaşılır bir yer kalsın. Burayı regüle ederiz. Bu iyi bir şey mi peki? Tabii size? İyi bir şey. Elbette. Yani iyiliği şuradan. Bir de şunu söyleyeyim. Borsalarda normalde biz değiş tokuş yaptıktan sonra kripto paramız orada tutmuyoruz. Yani insan şimdi diyor ki orada kripto param var, çalınırsa. Tutmayacaksın orada zaten. Yani amacı oranın o paraları orada tutmak değil. Sen onu kendin ben kaybederim diye orada tutuyorsun. Yoksa normalde iyi, işi iyi bilen kişiler bunları kendi üzerlerine alıyorlar. Yani blockchain'de duruyor zaten bunlar. Bu senin hani madencilik yaptığın şey vardı ya. Her şey orada tutuluyor aslında. Şimdi ben diyelim bir bitcoin aldım borsadan. Tamam mı? Borsada bıraktım. Olmaz. Sen onun kendi cüzdanını alacaksın. Cebini alacaksın yani. Cüzdan diye bir şey var. Dijital cüzdanlar var. Dijital cüzdanını aldığın zaman artık sen de o. Çalınamaz. Sen çaldırasın. Çalınır. Yani sen kaybedersen kaybedersin. Bak ona nasıl karar verecek ki borsada dursun? Borsada durmazsa borsanın ne anlamı var? Para borsada durmazsa. Borsanın tek işi alım satımdan komisyon kazanmak. Senin paranı tutmak istemiyor onlar. Al git diyorlar senin paranı aslında. Ama biz ya yok biz almayalım kaybediyoruz deyip orada tutuyoruz. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Niye öyle deniyor? Ne, nasıl diyorlar? Yani onun kazancı senin orada paranı tutmak değil ki. Borsa alım satımdan komisyon kazanıyor. Alım satım yoksa duruyorsa yük onun için o para. Yani niye diyelim TODEX'te tutmuş bu kaybedenler, mağdurlar neden orada tutmuş parasını da neden çünkü kendi bilmedikleri cüzdanını için. Almamış? Bilmedikleri için. Bu konuda kendilerine bilgi verilmemiş birincisi. Ama şunu söylemiyorum. Niye çekselerdi falan. Hayır. Orada durmasında anormallik yok. O da bir banka fonksiyonu. Yani burada bu işletmelerin yani bu Paribu, BTC Türk gibi borsaların yaptığı iş bir değiş tokuşa aracılık yapmak. İkincisi saklama hizmeti vermek. İki tane hizmet veriyorlar. Saklama hizmeti de veriyorlar. Ama ben almıyorum. Ama teyzem alsın. Çünkü teyzem alın da kendi kaybediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani altın gibi düşünün. Ben altımı mesela evime getirmek istemiyorum. Niye? Çalınır abi evden. Bankada dursun altın ama fiziksel altın olsun. Kendi cüzdanı güvenli bir yer değil mi? Niye kaybolmasından korkuyor? İşte kaybolmasından değil. Bunu kullanmayı bilmiyorlar. Daha kullanımı zor bunların. Yani mesela siz elektrik mühendisiniz değil mi? Siz de. Ben de. Tamam hadi biz tutuyoruz. Anlıyoruz biraz tamam. Mühendislik gerektiriyor. Şimdi benim teyzem. Yani benim teyzem şimdi bu mühendisliği falan yapamaz yani. Onda işte ha babam telefonla soruyor. Bunu ne yapacaktık? Şuraya ne yazıyorduk falan. Ben de sıkılıyorum. Diyorum ki sen cüzdanını alma. Dursun pari bu da. Bir şey olmaz diyorum. Güven diyorum. Ben tanıyorum adamları. O şekilde başka yapacak bir şey. Ama TODEX ben tanımıyorum. Bilmem ne koymayın derdim yani bilsem. Adamları tanısam. İçine gitsem. Tanışmadık. Ama mesela gelsem sizinki böyle baksam ha güzel burada bir şey oluyor. Tamam burada durabilir teyze derdim. Öyle bir işletmeye gördüğünde tanıdığında o mankenler bilmem Porsche'ler tamam teyzeciğim çek paranı derdim yani. TODEX gibi böyle bir tehlike var. Paranız kaybolabilir. Siz buna rağmen ya bu Bitcoin faydalı bir şeydir. Dünyaya şöyle bir faydası vardır diyor musunuz? Tabii var mı canım böyle faydaları? O kaybolma hırsızlık. Şimdi sen diyorsun ki hırsızlık olduğu için hiç para kullanmayalım. Ekonomiyi nasıl yapalım? Söz şeyle kıyak yapalım bir. Ya öyle değil. Ekonomide kullanılacak bir araç bu. Özellikle internet ekonomisinde. İnternet ekonomisinde kullanabileceğin şu anda kripto para dışında bir araç yok zaten. Yani normal dolar, TL bilmem euro internet ekonomisinde kullanılamaz. Bunu anlatabiliyor muyum? Kullanılamaz yani. Takip edemiyorsun işte. İnternet ekonomisi ne demek? İnternet ekonomisi internet üzerinden satın aldığın şarkı, türkü, oyun, film, müzik, dijital formata geçirmiş herhangi bir şey. Hatta ben para yatırarak ama oraya şey yapıyorum. Sen para yatırdığını zannediyorsun. Alıyorum. Sen internete nasıl para yani? Yatırmıyorsun aslında. Ne yapıyorsun biliyor musun? Mesela e-ticaret yapıyorsun. Tamam mı? E-ticarette seçtin, ceket alacaksın. Sayfaları seçtinse bir tanesi beğendin. Kaçtı? 300 lira alayım peki. 300 lirayı sen o işletmeye vermiyorsun biliyor musun? O işletme internet sayfası var ya. İnternet sayfasına girmiyor 300 lira. Ne oluyor biliyor musun? Ayrı bir sayfa açılıyor. 3D Secure falan filan. O başka bir yerden geliyor. Onu banka gönderiyor. Aha. Sen ödemeni oraya yapıyorsun aslında. İşletmeye tamam. Daha sonra banka gönderiyor. Aracı var orada yani. Ama şimdi bu dediğim aracısız olmak zorunda.
yeni sistemle, blockchain sistemiyle artık e-ticaret sitesinin kendisine ödeme yapabileceksin. Daha yapamıyorsun. Henüz geliyoruz oraya. Yani sen aldığın ceketin parasını şu anda bankaya ödüyorsun, bankadan alıyor onlar. Halbuki ben diyorum ki normal internetin parçası bu. İşletme kendisi doğrudan doğruya alabilir. Aynı şekilde şarkı YouTube'cu. Mesela YouTube'cu ne yapıyor? YouTube'dan alıyor parasını değil mi? YouTube vermezse alamıyor. YouTube sayıyor kaç tane izlendiğini. İnanmak zorunda. YouTube karar veriyor o izlenmeye karşı kaç dolar alacağını değil mi? Burada onu yok ediyorsun. Diyorsun ki yok kardeşim ben kendi kurallarımı kendim koyarım. 100 milyon tane izleneceksen ben diyorum ki 1 lira istiyorum tanesine. Şarkımı. İsteyen dinlesin. Beğenmeyen dinlemesin. 100 milyon lira geliyor bana o zaman. Ama bu 100 milyon lira lira olarak gelemiyor. O sistem dışarıda. Öyle satmaya başlıyorsunuz yani. Tabii. Diyelim ki siz de bir işletme gibi çalışıyorsunuz. Ya işletmesiniz. Aha. Şimdi YouTuber dediğin işletmenin Allah fatura falan kesiyor yani. Biliyorum YouTuber arkadaşlarım var. Ama ne oluyor? Onlar İngiltere'den YouTube onlara fatura kesiyor mu kesmiyor mu? Orada parasını veriyor. Oradan buraya aktarırken bir sürü bankalara komisyon ödüyor falan filan. Bir de tabii YouTube düşük ödüyor. Onda bir ödüyor biliyor musun? Onun 10 katını alabilirsin sen. Bu sistemle, blockchain sistemiyle 10 katını alabilsin. Hesap ediyoruz. Yani mesela Spotify iş modeli, bilmem ne iş modeli. Bunları ben böyle açıp da incelediğim zaman takribi 8 ila 10 kat kazıklandığını görüyorum içerik sahibinin. Niye kazıklanasın? Gel blockchain'e. Karşılığı neyse gerçekten onu al. Tehlike yok mu? Ben hep tehlikelere tehlikelerin hepsini söyle. Mayınlar nerede? Bize anlat Çağdaş. Nerede mayınlar var? Şimdi bu Elon Musk mesela işte çok fazla Bitcoin aldı. Bu adam yarın sabah kalkınca morali bozuldu. Dedi ki ya ben bu Bitcoin'leri satıyorum. Ya da bu şekilde bunun değerinin düşme tehlikesi var. Yani kimlerin elinde çok varsa onlar sonuçta kontrol edebiliyorlar. Ya çok kontrol edemiyorlar. Çünkü bu insanların satışıyla hemen fiyat düşmüyor. O arada korelasyon o kadar kuvvetli değil yani. Sizin düşündüğünüz kadar kuvvetli değil. Çünkü sürekli burada düşse de alalım diyen de yeni bir kadro var arkada. Mesela Facebook şimdi almak istiyormuş. Söylüyor. Ben size söyleyeyim. Mark Zuckerberg'in almıştır. Elinde vardır. En az 50 bin Bitcoin. Kesin yani. Almıştır. İnanın bana. Ama aynı şekilde mesela Elon Musk aldı değil. Tesla şirketi aldı. 2.4 milyar dolarlık şu anda. Tesla şirketinin kendi hazinesinin içinde yani kasasında duruyor. Şimdi Tesla şirketinin kasasında Bitcoin durması ne demek? Adamın cebinde durması ne demek? İkisi farklı şey. Bir tanesi halka açık şirket. Yani halka arz edilmiş Tesla diye bir şirket. Diyor ki ben kasamda dolar durmasını istemiyorum. Dolar eriyor. Attım dolarları Bitcoin koydum diyor. Ya bundan daha güzel al işareti olur mu vatandaşa? Vatandaş için bundan daha güzel git Bitcoin al işareti olur mu? Öyle dediği için Tesla bir sürü şirket şimdi sıraya girdi. Biz de alalım, biz de koyalım muhasebemize. Daha önce muhasebede nereye yazacaklarını da bilmiyorlardı bu arada. Yeni öğrendiler bunları. Yani yeni çıkıyor bu kurallar. Daha henüz tam oturmadı. 2021'in başında Michael Saylor diye bir adam, bir başka şirketin CEO'su. O çok aldı. MicroStrategy diye bir şirket bol bol aldı geçen sene. Ve en sonunda adam çıktı dedi ki ben hepinize anlatıyorum. İş adamlarını topladı böyle 15 bin tanesini filan. Bakın şuraya yazacaksınız muhasebede. Bakın şuraya 200 lira, 300 lira. Neyse işte vardır ya bizim muhasebede 300 lira yaz filan. Oraya yazacaksınız diye anlattı. Millet de aa falan dedi. Onlar da almaya başladı. Yani şu anda yaşadığımız durum bu. Yoksa TODEX değil dünyanın yaşadığı durum. TODEX bize özgü bir üç kağıt. Peki bu fiyatı neye göre artıp neye göre azalıyor bunun? Bu talebe göre. Yani şimdi arz ve talep var. Demin işte Onur nasıl madenci yap? Madenci yaptık ya Onur'a. Evet. Şimdi Onur madenci oldu ya. Günde 900 tane yeni Bitcoin üretiliyor her gün. 901 değil, 840 değil. 900 tane üretiliyor tamam mı? Şimdi bu arz. Dolayısıyla 900'den fazla istesen yok zaten. Kardeşim yarın gel diyorsun mesela. Bugün bitti. Hani aynı peynir aşağıda git mesela çok güzel peynir getirmiş. Şuradaki süpermarket gördüm. Geldiğim zaman fiyatı kaçtı 50 lira. Ya bugün sattık hepsini bitti. Ya yarın gel. Ya 100 lira vereyim. Ya yarın gel. Yok 100 lira da versen yok. Ya ben kendiminkini vereyim sana falan diyecek. Burada da durum aynı. Bitcoin'in arzı sınırlı. Tamam mı? Ha, o 900'ün dışında satan yok mu? Var tabii. Para kazanayım diye satanlar da var. Onlar da bu borsalardan satıyorlar. Dolayısıyla 900 artı kim satarsa o. Şimdi hiç kimse satmak istemezse fiyat artacak. Değil mi? Basit bir kural bu. Arz ve talep kuralı hani. İşte burada da o işliyor. Bitcoin'in fiyatı neden artıyor? Düştüğü halde neden artıyor? Çünkü hep talep var, hep alıcı var. O peyniri isteyen var yani. Şunu soracağım. Çok kafanızı karıştırdım değil mi? Yok kafamızı karıştırmadık aslında. Daha da böyle açıldık yani. İyi o zaman. Diyelim ki herkes çok kazanabiliyor
Bitcoin'den? Örneğin ben etrafımda kimi görsem çok kazanıyorlar ama diyelim ki bir vurgun oldu, bu TODEX gibi bir konu oldu. Ya da atıyorum bir tane böyle olumsuz bir yorum oldu. Bir anda düşüyor. O açıdan çok böyle... Ha, çok hızlı düşer. Yani bunun özelliği odur. Bu normal diğer alışılmış olan yatırım araçlarına göre çok hızlı düşer, çok hızlı çıkar. Yani buna yıllardır bu işi yapanlar, bunu alıp satanlar alıştı artık. Yeni girenler bilmiyor bunu. Şimdi yeni girenler böyle, bende de yaşadığım oldu. Bazı arkadaşlar şimdi aldılar, ne bileyim işte bir Bitcoin atıyorum. Ondan sonra bir sürü para yatırdılar. Sonra birdenbire mesela bir şey oldu. Günde %15 düştü filan. Tamam mı? %17 falan düştü bir günde. Sabredin diyorlar öyle şeyler. Ha, hodl diyoruz biz. Hodl. Hold İngilizcesi ya. Aha. Onu bir yanlış yazmıştı bir tane Çinli mi ne? Hodl yazmıştı. O kaldı böyle esprili. Hold diyemiyor da hodl diyor yani. Hodl kardeş, hodl. Öyle biraz köylü ağzı gibi yani. Ondan sonra işte o böyle panik oluyorlar filan. Hemen telefona sarılıyorlar. Satıyor muyuz filan? Hocam ne yapıyoruz filan? Yok ya diyorum, bu %15 düştü topu topu. Ama işte %15 başka bir şey de düşse biz hemen satardık filan. Burada öyle değil diyorum. %40 falan düşmezse satmayın. Hatta hiç satmayın yani. Nasıl olsa çıkacak. Nasıl olsa çıkacak. Nasıl olsa çıkacak. Yani hocam gel, biz de yatıralım o zaman tüm paralarımızı. Maaşı ben yatırayım şimdi direkt buraya. Yani, yatırım tavsiyesi değildir. Bunları söyleyeyim yani. Çünkü ben kendim bu yatırımcısı değilim bu işin. Ben, konuşması bana çok kolay. Yani benim aldığım Bitcoin leblebi çekirdek. Yani millet evini yatırıyor. Ben evimi yatırmam yani hayatta. Onu da söyleyeyim yani. Yani hoca konuştu ama kendi evini yatırmıyor. Evet, evimi yatırmıyorum. Çünkü ben teknolojisini tanıyorum. Teknolojisiyle ilgiliyim. Bitcoin benim için enteresan değil. Doğruya doğru. Orada başka yenilikler var. O yeniliklere yatırım yapıyorum ben. Peki Bitcoin normal paranın yerini alacak mı gelecekte? Normal para dediğin şey işte bu Merkez Bankası parası değil mi? Merkez evet. Bankalarının bastığı Türk para. Türk lirası, dolar, euro işte. Her aslında neyse. Aldı bile denilebilir. Çünkü sonuçta eğer siz doların değeri düşüyor diye Bitcoin alıyorsanız, fonksiyon 3 tane parada, 3 tane ana fonksiyon var. Bunlardan birinin yerine getiriyorsunuz zaten. Yani ona para muamelesi yapıyorsunuz demek Bitcoin'e. Dolayısıyla diğer 3 fonksiyondan ikisini de kullandığınız anda yerine geçmiş demektir. Şimdi Bitcoin sokakta geçmeyeceğini dedim ya size. Yani hiç geçmeyecek. Çünkü tasarımı o şekilde değil. Çok yavaş bir para. Yani sokakta geçmemesi yavaşlığından kaynaklanıyor. Karar verme zamanı çok uzun. 10 dakikada karar veriyor. Yani sen kasaya gittin, 10 dakika bekleyemezsin yani ekmek alacaksan. O yüzden Bitcoin süpermarkette, demin anlattım, peynircide geçmez. Ha, şimdi paranın yerini alacak mı sorusunda bu özellikten dolayı Bitcoin doların yerini almayacak. Yani tüm fonksiyonların yerini almayacak. Tamam mı? Sadece o saklama fonksiyonun yerini alıyor. O kesin. Aldı yani işte. Tesla aldı, bilmem ne aldı, kendi kasasına koyduysa doların saklama fonksiyonundan tercih ediyorlar demektir Bitcoin'in saklama fonksiyonunu. Ama süpermarkette Bitcoin geçecek mi? Geçmeyecek. Dolayısıyla orada geçmeyecek doların yerine. Ama başka şeyler geliyor. Şimdi demin bahsetmiştim kredi diye bir fonksiyon. Şimdi normal ekonomi aslında arkadaşlar %90'ı krediyle döner. Yani herhangi bir ülke ekonomisini dondurun bakın. %10'u filan nakittir. Yani sokakta geçen paralarla alışveriş, işte o prepaid kartlarla, banka kartlarıyla filan alışveriş %10'udur. %90 hep kredidir. Yani ileride ödeme sözleri var, vaatler vardır. İleri ödeme sözleri vardır. Gerek bankalarda, gerek bireylerde, gerek şirketlerde. Bu ileri vadeli ödeme sözlerine kredi diyoruz. Şimdi şu anda kripto paralarda kredi fonksiyonu hiç yok. Sıfır. Dolayısıyla krediler yerini almadığı sürece sokaktaki paranın yerini alamaz. Peki hemen sor. Ne zaman kredi fonksiyonu gelir? Evet. İkinci soru. Ona bağlantılı. Diyorum ki bizim Türkiye'de 40 senedir işleyen, kredi fonksiyonunu yerine getiren vatandaşın bastığı bir çeşit kripto para zaten var. Kripto değil belki, dijital değil ama kağıt üzerinde işliyor. Vadeli çekler. Şimdi bu vadeli çeklerde kredi fonksiyonu var. Bir, vatandaş para basıyor mu? Basıyor. Elden ele geçiriyor mu? Vatandaş nasıl para basıyor? Vatandaş 6 ay sonraya 100 bin lira ödeyeceğim diyerek, mesela sana ticaret yapıyoruz. İşte şu lambaları, dükkanı bana bırak filan. Tamam, anlaştık. Ne kadar? 100 bin lira isterim diyorsun. Diyorum ki bende şu an 100 bin yok ama 6 ay sonra 100 bin liram var. Peki 6 aylık çek yazayım sana. Olur. Sen dediğinde 6 ay sonraya 100 bin lira, Onur'a çek yazdığım zaman benim ismimle o çekle birlikte 100 bin lira yaratmış oluyorum. Sen de aldığın zaman ama. Yani ikimiz beraber yaratıyoruz bu parayı. O zaman o 100 bin lira
dolaşıma giriyor biliyor musun Türkiye'de? Ve kanunla korunuyor. Türkiye'ye özel bu mekanizma. Bir dakika, ben şimdi çek veriyorum. Hı-hı. Diyelim ki yazdım böyle bir çek. Size verdim. Ondan sonra o çeki diyorum ki 6 ay sonra bu şey üstüne olacak. Üstüne parasını koyacağım. Orada yazdığım miktarı o çekin karşılığı olarak bankaya yatıracağım diye bir söz veriyorum. Aha. Henüz yok. 100 bin liram yok. 6 ay koymak zorunda değilim. Nasıl dolaşıyor o 100 bin lira? 100 bin lira yok. Kağıt var. Kağıt söz var. Aha. Cemil'in sözü. Sen aldın ya onu. Yarın o parayı götürdün 100 bin lira gibi harcayabiliyorsun o kağıdı. Onu kabul ediyorsun. Nasıl? Diyelim ki başka birine diyorum ki yani, al. Aynen al kasını imzalıyorsun. Diyorsun ki al bunu 100 bin liralık çek. Adam da alıyor. Ödeyen sözünü tutmazsa ne olacak? Ödeyen sözünü tutmazsa sorun var. Ama ödeyenin sözünü tutmadığı durumlar %1.4 Türkiye'de. Yani 98.6 ödüyor. Dolayısıyla bu işliyor. Yani 98.5'u ödediği için sisteme güven duyuluyor. Şimdi suç olduğu için mi ödüyorlar bu arada? Hayır. Ödeme sebebi benim itibarım sarsılmasın diye. Yani ben şimdi ticaret hayatı içerisinde bir birey olabilirim, bir şirket olabilirim. Bir şirketin çeki karşılıksız çıkarsa o şirkete kimse bir daha mal vermez. Dolayısıyla bu mahalle baskısı var demektir. Yani buradaki itibarını kaybetmek istemiyorsun. Çeşit kripto para diyorsunuz yani. Yani kripto kısmı şifre Badi demek. O şifre yok ama ne var? Kağıdın üzerinde imza alıyorsun. Sen imzaladın, verdin mesela Çağdaş'a. Oldu 200 bin lira. Çağdaş verdi, oldu 300 bin lira. Böyle böyle artarak gidiyor. Her imzada bir 100 bin liralık daha iş yapıyor. Ve bu legal ha. Yani illegal bir şey yapmıyoruz. Faturalı iş yapıyoruz. Mesela dükkana ben fatura karşılığı alıyorum senden. 100 bin lirasını yarın ödeyeceğim diyorum 6 ay sonra. Sen de kabul ediyorsun aldın. İşte bu ticaret. Şimdi şu anda bunu yapabildiğimiz bir kripto para yok dünyada. Anlatabildim mi? Neyin eksik olduğunu. Kripto para, kara para aklama aracı mı? Hiç mümkün değil. Çünkü kara para aklaman için takip edilemeyen para var biliyorsun dışarıda. Dolar, TL. Onlarla yaparsın. Takip edilemiyor çünkü. Ama hep böyle geçiyor. Kripto para işte çünkü kara para aklanıyor. Çamur atmak istediğin zaman bunları söylüyorsun. Çamur başka nasıl atacaksın? Şimdi her şey kayıt altında olan bir sistemde mi sen para aklarsın? Hiçbir şey kayıt altında olmayan bir sistemle mi? Sana soruyorum. Peki mesela benim bir arkadaşımın çalıştığı fabrikanın ağ altyapısı hacklendi yakın bir zamanda. Hacker da parasını kripto para olarak istedi. Tamam, ne yapalım? Neden öyle istiyor? Çünkü o kripto parayı aldığı zaman kendisini kaybettireceğini düşünüyor. Aslında kaybettiremiyor. Anlatabildim mi? Aldığı zaman onu mesela yurt dışında. Şimdi senden ne? Dolar mı isteyecek? Onu bankadan göndermen lazım. Gönderemezsin. Banka tutar. Şimdi kişiye veya şirkete göndereceksin sonuçta. Evet. Yani bankadan Swift'le gönderiyorsun. Swift sistemi onların değil. Bir ailelerin değil mi? Swift bir sahibi olan bir sistem. Bir grup insanın veya şirketin sahipliğinde. Swift'le yollayamam. Yani ben hacker'ım. Bana Swift'le at oradan 20 bin dolar desem. Sen Swift'le yolladığında gelir mi o bana? Arada banka var. Tutar banka. Sen dersin ki bankaya göndermeyin ha aman o hacker. İptal. Halbuki hacker diyor ki bana dijital olarak sen alabileceğin bir şekilde e-mail ile gönder diyor. Sonra o ne yapıyor onu? Orası Allah kerim. Ama normalde devlet takip edebilir bunları. Bu bir tehlike değil mi peki? Ne hangisi? Takip edilebilmesi mi? Hayır sonuçta hacker normal parayla tehlike. Yapamıyor. Hacker açısından tehlike. Çünkü takipte. Ben hacker'ım. Takipte olan bir parayla alabiliyorum. Başka şansım yok çünkü. Ama nasıl öğrenecek? Devletin kontrol etmesi lazım diyorsun. Tabii isteyen takip ederse, yani peşine düşersen bulamaman mümkün değil. Bak IP adresi belli. Ne yapacak hacker? Kendini kaybettirmek için şöyle paralar var. Kendini kaybettiren paralar var, tamam mı? Hani oraya da söyleyeyim hadi. Yani böyle izini kaybettiren paralar da var. Bunları biz bu değiş tokuş edilen yerlerde kullanmıyoruz. Bu tür paraları alıp satımda görmüyoruz, tamam mı? Bunlar dışarıda kullanılıyor. Yani gerçekten ülkeler kullanıyor bunu ama. Hani siz zannetmeyin karanlık bir yani ülke, Venezuela gibi ülke mecburen kullanıyor. Çünkü Amerika doları kullandırtmıyor Venezuela'ya. Venezuela'da mecburen bu takibi olmayan paralar kullanıyor. Şimdi bunları kullanıyor bu hackerlar. Ama istesen onu da bulursun. Çünkü adamın hacker dediğin kişi IP ile belli bir makineyle bağlanıyor. Ha, onu karıştırır, onu bilmem ne yapar. Tamam, bin tane şey hackerlık yapacak tabii. Yani o yapabileceğin bir şey yok orada. Karanlık iş için ama bu kullanılmıyor. Bankalar bak, bir tane örnek vereyim. Danske Bank diye bir yer yakalandı. 2 sene oluyor. Danimarka'nın bir bankası Danske Bank, tamam mı? Bir tane şubesi, Tallinn şubesinde 265 milyar dolarlık karanlık para aklanmış. 265 milyar dolar. Sen şimdi ne diyorsun? 20 bin dolarlık hacker Bitcoin istiyor. 20 bin, 10 tane, 1000 tane olsun. 20 milyon.
20 milyon dolar nerede? 265 milyar dolar nerede? Yani kara para aklamak için banka dururken bunlara girilmez. İşte en çok kullanılan ülkeler, az önce siz de söylediniz, Nijerya var, Venezuela var. Biz de dördüncü sırada geliyoruz galiba. Haberlerde öyle gördüm. Bu iyi bir şey mi sizce? Şimdi demin bahsettiğim şey başkaydı. Monero tarzı takibi olmayan para kullanımında Venezuela yukarıda. Hı hı. Sizin söylediğiniz kripto paraların alım satımında Türkiye ön sıralarda demek istiyorsun. Hı hı. Evet, o Türkiye ön sıralarda iyi bir şey mi? Yani iyi ya da kötü değil. Sosyolojik bir gerçek. Bu şu demek. Türkiye kendi parasına güvenmiyor demek. Devletin bastığı TL'nin değerini kaybetmediğini görse girmez. Niye değerini kaybediyor? Çünkü devlet ona kötü muamele yapıyor. Şimdi Türk lirasına devlet kötü muamele yapıp dövüyorsa, değerini kaybettiriyorsa, vatandaş mazoşist mi alacak onu, illaki cebinde tutacak? Ya onun da aklı var değil mi? İnsanın da aklı var. Diyor ki ya devlet sevmiyorsa ben mi seveceğim parayı? O zaman ben de vereyim, erimeyene sevilen bir şey alayım diyor. Peki bilinçsiz mi kullanılıyor? Hangisi? Türkiye'de insanlar kripto parayı bu TODEX meselesinden dolayı soruyor. Ya bilinçsiz kullanmak diye bir şey yok. Ben dolara karşılık dolarımı veriyorum, Bitcoin alıyorum. Bunun bilinçle bir ilgisi yok. Yani bu kadar basit bir şey, düşünce. Al dolar, yani şu para çok önemli. Onun gibi yani. Doları ver, Bitcoin'i al. Veya TL'yi ver, Bitcoin'i al. Bunun bir bilinci gerekmiyor. Bu kadar basit yani. Kullanım diye bir şey yok çünkü. Sokakta geçmiyor dedim ya. Yani Bitcoin'ine gidip dışarıda sen manifaturacıda kullanamayacağına göre ancak bunu sen dolarlarının yerine koymakta kullanıyorsun. Ne oldu biliyor musun? Türkiye'de son bilmem 3 ayda mı ne? 45 milyar dolar yok. 25 milyar dolar mı ne? Hesaplardan para çekilmiş. Geri konmamış. Bankalardaki hesaplardan. Vatandaş dolarını çekmiş. Örneğin ne olur? Dolar çeker, TL'ye yatırır değil mi normalde? Hani bozdurur, TL hesabına koyar. Burada doları bozduruyor, TL hesabına koymuyor. Aa ne oldu bunlar? Ne oldu? Bitcoin oldu. Çok basit. Tamam o zaman demek ki insanlar bankalarında dolar ya da TL tutmuyorlar. Bu tür hesaplarında, TODEX de bunlardan bir tanesi ne yazık ki, Bitcoin tutuyorlar. Ama tabii ki düzenleme geldiği zaman TODEX'ler olamayacak ortada. Hepimiz istiyoruz düzenlemeyi bu arada yani. İstemeyen yoktur. Düzenleme ama yaptı Merkez Bankası. O düzenleme değil mi bahsettiğiniz? Hayır, yapılmadı daha. Düzenleme henüz yapılmadı. Düzenlemeyi bekliyoruz. Yapacağız dediler. Nasıl bir düzenleme olsun peki? Ya belli bunun. 4 tane şartı var. O 4 şartı sağlayan yerlere lisans verecekler. Ya 4 değil de 6. Önemli değil yani. Oraya bir şart yazacaklar. Bunu sağlayacak. Sermaye yeterliliği işte şu kadar milyon sermayesi olsun. Kurucuları şu şartlarda olsun, üniversite mezunu olsun mesela. Hani ülkede var ya, üniversite mezunu olması gerekiyor ülkeyi yönetecek kişinin. Bu da onun gibi yani. Buraya yönetecek kişinin ülkede gibi üniversite mezunu olması lazım. Öyle bir kuralı var. Üçüncü kural işte bilmem buradaki müşteri hesaplarına tutuyor olması lazım. Yani bunu anlamanın yolları var. Devlet mesela bunu anlayabilir. Oraya bir cihaz koyar. Aynı cihazı başka bir yere koyar. Aradaki senkronu tutar. Yani hiç yapılmayacak bir şey değil. Çok basit. Bu konuda peki örnek ülke var mı verebileceğiniz? Çok var. Hayır, düzenlemeyi getiren ülke yok henüz. Yani Rusya var da Rusya kötü bir şey yaptı. Kötü bir düzenleme yaptı. Yani kötüden kastım yeterince iyi çalışmadılar. Yapan kişileri tanıyorum bu arada. Yani kendilerine de söyledim ya kötü bir iş yapmışsınız diye. Biz daha iyisini yapabiliriz. Neden kötü bir düzenleme? Yani işte o düzenlemenin nasıl olması lazım? İşte o düzenlemenin nasıl olması lazım olduğunu söylüyorum. Buradaki asetlerle buradaki vatandaşın hesaplarını tutuyor olması lazım. Rusya nasıl yanlış yaptı Rusya'daki düzenlemede? Ya Rusya bir kere en başından kripto paralara dijital emtia muamelesi yaparak yanlış yaptı. Dijital emtiadır bunlar dedi. O basit yani iyi bir çözüm değil o. Dijital emtia diyerek çözemezsiniz yani. Sadece bir tek şekilde. Çünkü başka bir formu daha var yani. Bazen dijital emtia oluyor. Emtia ne demek? Emtia mal demek. Yani altın, gümüş gibi filan. Mal yani bildiğin. Ya da öküz o da mal yani. Dolayısıyla evet aynı kategoride bunlar bu arada yani. Yani mandalina, öküz, altın, gümüş ve dijital emtia, dijital formdaki Bitcoin aynı cins şeyler. Gerçekten bence de Bitcoin bir dijital emtia. Ama sadece dijital emtia gibi davranan Bitcoin varken başka bir sürü tokenlar bilmem neler farklı şekillerde davranıyorlar. Dolayısıyla onları başka bir muamele yapmamız lazım. Onlar emtia değil. Ne onlar? Menkul kıymet. O zaman menkul kıymet gibi muamele yapman lazım. İşte Rusya basit gitti. Menkul kıymet özelliğini görmezden geldi. O yüzden eleştirdim. Anladım. Peki hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.